En önce işte Trabzonspor maçına hep birlikte gittiler, gittiler. deprem sürecinde ya, hep evet, birlikte ya, beraberdiler. Bu, bu işleri bitirecek. Vallahi ben e, bakın şunu da söyleyelim yani böyle konular olunca gerçekten daha çok izleniyor, ilgi de daha çok oluyor. Ama biz futbola dönmek zorundayız. Bunun dönmesi için de herkesin, herkesin, her camianın kral çıplak demesi gerekiyor. Ali Koç'un bu üçüncü daveti, abi çıksınlar ya. Konuşmak bir de zor değil. Yani iletişim kurmak kötü bir şey değil. Ya bundan neden şey yap yapıyor gerçekten anlamıyorum. Ben böyle düşünüyorum. Tabii ki Dursun Başkan'ın kararını da sonuna kadar saygı duyuyorum. Yani Dursun Başkan çıkmadığı için yanlış yapıyor demiyorum kesinlikle. Kendi bakış no, sen, açısı sen vardır. Kendi evet. Canım. Kendi bundan bakış şey açısı yok. vardır. Kendi düşünceleri vardır. Tabii ki saygı duyuyorum. Ama bu işleri bitirecek tek şey yüzleşme. Ben böyle düşünüyorum. Şimdi o iki, e, Güven diyor ki Aykut abi o iki açıklamayı atlamayalım. Şimdi birini verdik birini vermemezlik olmaz. Tabii haklı. E, de, dedi ya biz bu ligi oynuyor muyuz oynamıyor muyuz Sayın Başkan Ali Bey Ali Koç. O tweetin üzerine de Galatasaray takımı evet, camiası. Ve, ve, onu bir versene Güven. Bu videolu olan paylaşım. Aynen dostum. Ha, yani şeyi de verebilirim. Şimdi bak bu. üzerinden bir yanıt, gönder, bir için. gönderme yapmış Galatasaray kulübü de. Ali Bey'in o açıklamasına bu. Yani işte lige devam ediyor musunuz, etmiyor musunuz böyle bir cevap vermişler. Yani bu bence biraz daha en azından şu ana kadar yapılan açıklamalar içerisinde biraz daha böyle tansiyonu azaltabilecek bir açıklama. Gerçi sonrasında yine Galatasaray daha sert bir açıklama yaptı. Yani bununla bununla kalsaydı <laughs> tamam daha belki böyle bir takılma sataşma Fenerbahçe olarak diyebiliriz. Erdem yani diyor bana. ki Fenerbahçe bas toplantısı düzenleyecekti. Ee, içeriğine dair bir şey duydu mu, var mı diyor kulağına gelen bir şey. Yani Ferbahçe'de da açıklamalar yapacaktı. Şimdi ne zaman yapacak, ne yapacak? Ee, bu böyle devam edecek aynen. zaten. Önceden yani bir süre, süre bir belli ki. Ara. İki takımı da olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum ne olursa olsun ama ya şu şeyi bitirmemiz lazım. Yani bunu o yapıyor, bu yapıyor demiyorum ama bazıları çok yapıyor. Yani e, bir takım ya tam bir hafta bir takımın lehine bir takımın aleyhine de olabilir. Bundan 3 hafta önce tam tersi de oldu. 5 hafta önce yani böyle oldu diye yani o Fenerbahçeli bu Fenerbahçeli bunu şey yapalım. Ya federasyon başkanının da tuttuğu bir takım var. Oradaki yönetim kurulu üyelerinin de tuttuğu bir takım var. Ya öyle bakarsak hiç kimse zaten şey yapamaz. Bu işin içinden çıkamaz. Ya ben olayın başlangıç noktasını bu yüzden sakıncalı görüyorum. Çünkü bunun öncesi de var. Ya şu lafı ben anlayamıyorum. TFF başkanıyla Kulüpler Birliği Başkanı görüşüyor. Ya buradan bu bir şey ya bu çok normal. Ben onu hatırlamıyorum bu arada. Sen ilk bölümde de söyledin de evet. tam hatırlayamadım şeyi açıklamayı. Bugün hatta Fenerbahçe'nin yanıt verdiği tweet'lerde de vardı. Sanırım yani Erdem Bey mi Dursun Bey mi söyledi tam hatırlamıyorum da ya bu normal bunlar o kadar yani Ferval ya yani inanmıyorlar kabul ediyorum. Bu şu anda bana eminim ki şey diyorlar. Ya Ali Koç'un böyle şeyler yapmama şansı var mı falan diyorlar. Ya umarım biraz Ali Koç'u yakından tanıma fırsatı herkes bulur. Orayı bir rahat bırakmak lazım MK'yi Herkes bir şey yapmaya çalışıyor. Bu ya Cesus, yani sonra da Cesus başka bir şey için de olsa sağda değil masada <laughs> kazanılıyor deyince kıyamet kopuyor. Şu, ben federasyon başkanına Sayın Büyükekşiye yazdım, telefonla bağlanır mısınız muhabir masasına diye halen daha yönetim kurulu toplantımız devam evet, ediyor. Evet Sayın Başkan var. hala daha devam ediyor. Spesifik bir karar çıkar mı, radikal bir karar çıkar mı bilmiyorum, bilemiyorum ama toplantı hala. Ya onların yani onların da peki. işi çok zor tabii zor yani. Gün içinde Mehmet büyük ekşi yani şu süreçte. Hiç kolay değil. E, federasyon başkanıken e, bu süreçte Türk futbolunda yaşanan durumlar çok kolay bir şekilde bir federasyon başkanının üstesinden gelecek durumlar değil. İşi çok zor. Çok kritik süreçlerin çok, içinde kaldı. Çok kritik. Biraz şanssızlık da var. Her şey biraz onun dönemine denk gelmiş gibi duruyor. E, i̇şi zor. Şu ana kadar kotardı. Şu ana kadar iyi götürüyor. Zaman zaman. Ee, tabii ki kulüplerin Beşiktaş'ında, Fenerbahçe'nde, Galatasaray'ında, Trabzonspor'unda canın canın yandığı dönemler oluyor ama en azından Mehmet Büyükekşi e, yönetimi geldiği günden bu yana şeffaf bir süreç yürütüyor. En azından ben buna kefil olabiliyorum. Olabilecek seviyede. Evet. Tabii. evet. Yani evet. çok da mümkün değil. Her takım çünkü e, garip beklentiler içerisinde. Ben yani çok radikal bir karar çıkacağını düşünmüyorum <laughs> ama şey. mutlaka orada. E, tartışmalar da oluyordur vesaire. Ya bu ben kulüplerin ne olursa olsun hiçbirinin asıl niyetinin gerçekten Türk futbolunu ön plana yani şey yapmak olmuyor. Tek hedef şampiyonluk. Bu da değişmedikçe biz böyle konuşacağız. O yüzden de diyorum ki başkanlar yüzleşmeli. Ya yani, ne bir Emre bilmiyorum Dursun <laughs> Bey çıkar tabii televizyonculuk açısından, reyting açısından muazzam bir şey olur yani. Hepimiz yani. çok isteriz tabii canım. Keşke burada bu stüdyolarda öyle bir şey görsek. Ama Dursun Bey <laughs> Net bir dile normal dursun başkan önde. Niye çıksın Hayır, ki hayır işte daha daha öncesinde de zaten Ahmet Sö söyledi 3 ah, kez bu üç üç çağrı oluyor de, Fenerbahçe tarafından. Dursun Özbek hepsine aşağı yukarı. Yani bu sefer daha sert donda bir cevap verildi son dönemde Hı -hı. ortam gergin olduğu için ama genel olarak zaten verilen cevap belliydi. Sercan dediği doğru ya. Yani. Galatasaray şu an önde. Tabi. şu an niye böyle bir şeyin içinde kalsın? Niye Biz böyle bir polemiğin içinde girsin Siyasette de görürüz ya Emre. Muhalefette olan kısım ön tarafta olana ee, bir televizyon programına çıkalım der. E, ee, şu an Dursun Başkan önde... Şampiyon olacağım ben diye. O yüzden hani tam e, tabii sen de normal hayır, puan, hayır puan hafta puanlar belki bakmışsın bir hafta sonra eşitlenmiş Bravo. hani. Değişim. Ya öyle olunca çıksınlar yani. Ya bir de bu başka konular için de yapıldı bu yani bu puanlar eşitlendikten sonra çıksa güzel. Evet. Tamam, yani, Şimdi önde. Ya bu arada Dursun şu anda da tabii Galatasaray avantajlı. Ben çok büyük fikirlerimi avantaj. E, böyle hafta haftaya değiştiren biri değilim. E, Böyle deyince de ya Türkiye'de gerçekten bu futbol ortamında ne desem bir karşı argümanı üretiyorlar da totem falan da yapmıyorum. Hala fikstür e, şey genel tablo ilerleyiş maç şeyi Galatasaray'ın içeride maçının olması Fenerbahçe ile e, ikili avarajı düşündüğünde hala ligde favori konumda Galatasaray. Hep de şunu diyorum Fenerbahçe'nin tek yapacağı şey ki futbolcular bunu yapıyor Cesus bunu yapıyor maç maç devam etmiyor. Galatasaray bu yıl... Ama bu yıl Eşitlik olursa çıksınlar. Galatasaray bu yıl şampiyonluğu herhangi bir takıma verirse Beşiktaş'tı, Fener'di. Ben hayatım boyunca bu sezon unutamam. Eğer Şimdi ben, böyle deyip Galatasaray'ları mı gazlıyorsun? Gazlamıyorum <laughs> canım. Yani ben eğer Galatasaray <laughs> bu yıl Fenerbahçe veya Beşiktaş, Beşiktaş zaten daha geride. Yani çok çok ufak bile ihtimal. Fenerbahçe şampiyon oldu diyeyim. Hayatım boyunca bu sezonu unutamam. Bu kadar büyük bir avantajdan Nasıl bu, bu kadar geriye düşer? Nasıl şampiyonluğu verir? Hayatım boyunca unutamam. Çünkü çok büyük bir avantaj var. Fenerbahçe'de. Çok de, büyük. Ama Şimdi bir de şöyle de düşün. ölmedi. Be yani o da bence önemli bir Tabii. şey. Yani Galatasaray 14 maç kazandı. Bunu bir önceki haftada biraz konuştuk. Galatasaray arkaya bir baktı. Hala 6 puan. Normalde. Abi orada kritik olan ne biliyor musun? Bence Fenerbahçe'nin burada başardığı en önemli şey. Öyledir böyledir. Herkes bir şey söyleyebilir ama. yani Fenerbahçe'nin burada başardığı en önemli şeylerden biri Galatasaray'ın hem puan avantajı vardı hem de önce oynama avantajı vardı. Yani evet. Bu çok kritik bir şey, bu kadar kritik bir yarışta. Çok yani ağır. İyi. Her hafta ölüm kalım maçına çıktı Fenerbahçe evet. ve birçoğundan da hatta neredeyse tamamından, tamamından. Da çıkmayı başardı.